Herkese merhaba, ben Derya, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda kullandığım zamanlarda kendimi ferah ve temiz hissettiğim parfümlerden bahsetmeye çalışacağım. Peki neler var listemde? Özellikle son bir senedir çay parfümlerine takılı kalmış durumdayım. 2-3 tane çay parfümünden bahsedeceğim. Aquatic floralleri de çok seviyorum. 2 tane de aquatic floral parfüme yer vereceğim. Bir de yine son bir senedir özellikle kullanmaktan çok keyif aldığım, ten kokumuzu güzelleştiren bazı parfümlere yer vermeye çalışacağım. Bir de son olarak oldukça sabunsu, temiz, hatta şampuan kokusu, duş jeli kokusunu anımsatan bir parfüme yer vereceğim. O zaman hazırsanız başlayalım. Ben videoya floral aquaticlerle başlamak istiyorum. Hermes markasının bahçe serisinden bir parfümle başlıyorum. Anjardin sur la lagune ismini de zaten ekrana yazacağım. Daha önceki videolarımda da defalarca söylemişimdir aslında, aquatic parfümlerle çok anlaşamıyorum. Fakat aquatic parfümlere çiçeksi notalar eklendiği zaman, o çiçekleri de hissettiğim zaman bayılıyorum. Bu parfümde de sucul notalarla birlikte manolya başrollerde, diğer açıklanan notaları ise odunsu notalar ve zambak. Parfümün açılışında hafif tuzlu bir deniz havasını hissediyorsunuz. Oldukça ferah açılıyor. Çok tuzlu değil ama hafif tuzlu bir hava var. Manolya da eklenince o çiçeksi kimlik oldukça belirgin bir şekilde kendini gösteriyor. Sanki bir deniz kenarındasınız. Dalgaları düşünün. O dalgalar çarpar kıyıya, o damlalar böyle sizin suratınıza çarpar. Arkanızda da sanki manolya ağaçlarıyla dolu bir bahçe var ve ikisinin kokusu karışıyor. Hem çok ferah bir hava alıyorsunuz, o sucul havayı hissediyorsunuz, hem de mükemmel bir çiçeksilik var. Temiz ve ferah parfümler genelde böyle narenciyeli parfümler oluyor. Ama narenciyeli parfümleri sevmiyorsanız bakabileceğiniz bir parfüm. Aquatic parfümler de çok ferah oluyor. Fakat gene böyle sırf deniz kokan aquatic parfümleri çok sevmiyorsanız aquatic floral tarzındaki bu parfüme bakabilirsiniz bence. İnsanı gerçekten ferahlatan, yaza özellikle çok yakışan bir parfüm. Benim tenimde 5-6 saat kalıyor. Yayılımı başta kuvvetli ama ondan sonra ortalama. Bir diğer aquatic floral parfümüm ise Estée Lauder markasına ait Beautiful Magnolia. Bu parfümde manolya ve gardenya beyaz çiçeklerine aquatic havayı veren lotus çiçeği var. Alt notalarında da odunsu notalar ve bolca miski görüyorsunuz. Açılışında nedense bana narenciyeler varmış gibi hissettiriyor. Fakat açıklanan notalarında narenciyeler yok. Fakat bana öyle bir canlılık geliyor. Daha sonra beyaz çiçekleri, manolya ve gardenyayı çok net bir şekilde alıyorsunuz. Ve sucul, ferah bir hava da var parfümün içerisinde. Hafif bir tatlılığı var, çok yoğun bir tatlılık kesinlikle yok. Bana neyi anımsatıyor? Sanki böyle ferah, temiz, şampuan kokusu, duş jellerinin kokusunu da anımsatıyor. Bu arada benim gözlemim tende kaldıkça kremsileşiyor. Böyle çiçeksi, kremsi bir parfüme dönüşüyor. Ya da çiçeksi bir krem sürmüşsünüz gibi hissettiriyor. Özellikle ilkbahar ve yaza çok yakışacağını düşünüyorum. Performansı da bu tarz bir parfüm için gayet iyi bence. Bu arada açıklanan notalarında gül ve mate çayına yer verilmiş. Fakat ben çok kuvvetli bir gül ya da mate çayı hissetmiyorum. Şimdi sıra geldi çay parfümlerine. Çay parfümleri içerisinde benim çok hoşuma giden, bana huzur veren, dinginleştiren, sakinleştiren bir parfümle başlayacağım. Bulgari markasına ait Ötebulan. Özellikle lüks tatil köylerinde ya da spalarda bu parfümün duş jellerine, kremlerine çok rastlıyorsunuz. Size huzur veren, sakinleştiren, dinginleştiren bir parfüm. Parfümün içerisinde beyaz çay başrollerde, onun dışında ferah baharatları hissediyorsunuz. Bolca narenciye var, beyaz çiçekler ve misk var. Bu arada parfümün hafif yeşil de bir havası var. Performansı çok çok yüksek değil. Kendini böyle hafiften hissettiriyor. Zaten bu tarz bir parfüm gerçekten çok yayılsa olmazdı. Benim ilkbahara özellikle de aşırı sıcak yaz günlerine çok çok yakıştırdığım bir parfüm. Avrupa'da hemen hemen her yerde bu parfümü çok rahat bulabiliyorsunuz. Fakat maalesef Türkiye'de daha zor bulunuyor. Bazı yerler getiriyor. Özellikle havalimanında rastlayabiliyorsunuz. Peki bu parfüme alternatif ne önerebilirim? Eğer Bulgari Ötebulan'ı çok seviyorsanız ve bir türlü bulamıyorsanız ya da daha uygun fiyatlı bir alternatif arıyorsanız Elizabeth Arden'ın White Teas'inde bir deneyebilirsiniz diye düşünüyorum. Bence birebir benzemiyorlar fakat o havadalar, o tarzdalar. Bu parfüm o kadar pürüzsüz ve sakin değil fakat fiyatına göre oldukça güzel bir parfüm. Sırada bahsedeceğim çay parfümünün ise performansı daha yüksek. Nişane markasına ait Longcha X.
Bu parfümde çay notasının dışında çok belirgin bir şekilde narenciye varlığını görüyorsunuz. Özellikle açılışta narenciyeler oldukça patlıyor. Bergamot, limon, mandalina bol bir şekilde kendini hissettiriyor. Yeşil çay zaten oldukça belirgin ve bu parfümün içerisinde bir de manolya varlığı var. Manolya da çok belirgin bir şekilde, yumuşak bir şekilde kendini hissettiriyor ve alt notalarında da belirgin bir misk varlığı var. Ben bu parfümü klasik Wulong Cha'ya göre daha fazla sevdim. Klasik Wulong Cha'da manolya yoktu. Burada o beyaz çiçek hissi gerçekten çok güzel yapmış parfümü. En azından benim için daha keyifli hale getirmiş. Parfüm daha yumuşamış, birazcık daha feminen tarafa da kaymış gibi hissettirdi bana. Oldukça canlandırıcı, temiz ve ferah hissettiren, performansı da oldukça iyi olan bir çay parfümü. Ve sırada bahsedeceğim parfümler ise Your Skin But Better akımından gelen, yani ben ten kokunuzu güzelleştiren parfümler olarak çeviriyorum. O tarzdaki parfümlerden bahsedeceğim. Bu kavram aslında 2017 yılında Glossier You parfümünün meşhur olmasıyla hayatımıza girdi. Ben bunlarla ilgili de bir video çektim. O video galiba çok izlenmedi. Molekül parfümleri başlığı adı altındaydı. Bana özellikle son zamanlarda bu konseptteki parfümleri anlatmamı çok istiyorsunuz. Halbuki ben o konsepte bir video çekmiştim. Onun da linkini aşağı mutlaka koyacağım. Bu konseptteki parfümlerden özellikle Eccentric Molecus markasına ait Eccentric 02'yi ben çok çok kullanıyorum. O seride bir sürü parfüm var. Fakat Eccentric 02 benim için daha feminine kayan bir parfüm. Çok da tercih ettiğim bir parfüm. Bu parfümün içerisinde Ambroxan, SOE Super, Iris ve Yasemin var. Bu içeriklerle ilgili çok detay vermeyeceğim. Kafanızı karıştırmak istemiyorum. Zaten aşağıda linkini koyacağım. Molekül parfümlerinde bu içeriklerden çok detaylı bir şekilde bahsetmiştim. Merak edenler o videoyu izleyebilir. Peki bu parfüm bana ne hissettiriyor? Oldukça temiz bir ten kokusu benim için. Temiz, ferah, odunsu. Böyle bir misk parfümü gibi aynı zamanda. Tertemiz, hafif sabunsu hissettiğimde bir parfüm. Bu tarz parfümler parfüm bağırmıyor. Kendi ten kokunuzla bütünleşiyor. Ve sizin kokunuzu duyan birisi şöyle söyleyebilir. Parfümün ne kadar güzel kokuyor değil de tenin ne kadar güzel kokuyor ya da sen ne kadar güzel kokuyorsun. Kimseyi asla rahatsız etmeyen parfümler, ilkbahar ve özellikle yaza çok yakışan parfümler, hastane gibi ortamlarda veya ofis gibi ortamlarda da yine kimseyi rahatsız etmeden kullanabileceğiniz parfümler. Ben soğuk havalarda bu parfümleri çok fazla algılayamıyorum. O yüzden sıcak havaları daha fazla tercih ediyorum. Parfümle ilgili performans bilgisi hiç vermek istemiyorum. Çünkü bazıları parfümün kokusunu çok az duyuyor, bazıları gayet iyi algılıyor. O yüzden sizin denemeniz daha sağlıklı olacaktır. Bu arada bu markadan bir de şu parfümü çok seviyorum. M artı Iris diye geçiyor. Yani molekül 01 Iris diye geçiyor. Bu parfümün içerisinde de SOE Super'le birlikte Iris var. Özellikle Iris kokusunu bayağı net bir şekilde hissediyorsunuz. Bu parfümü de genelde Prada Iris parfümünü sevenler çok fazla seviyor. Bu bahsettiğim iki parfümle ilgili de tecrübem şu şekilde. Ben ilk başta kokularını alıyorum. Sonra bir ara hiç hissetmiyorum. Sonra saatler geçtikten sonra bir anda böyle burnuma gene gelmeye başlıyor. Ara ara hissediyorum. Ara ara hissetmiyorum. Ama kullandığım zamanlarda hep böyle çok temiz ve ferah hissediyorum. Bu konseptteki beğendiğim bir diğer parfüm ise LK markasına ait Muska diye okunuyor sanırım. Çok çok sevdiğim parfümlerden birisi oldu. Özellikle son bir sene içerisinde bunu da tenime sıkacağım. Gene aslında Glossier You tarzında. Glossier You parfümünü Türkiye'de çok kolay bulamıyorsunuz. Eğer onu seviyorsanız, bir türlü ulaşamıyorsanız bu parfümü mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bu parfümde de zaten o parfümde yer alan notaları görüyorsunuz. Pembe biberli bir açılış yapıyor. İris var, misk var ve odunsu notalar. Kendi ten kokunuzla birleştiğinde muazzam olan, temiz, ferah ve sabunsu hissettiren bir parfüm. Bu arada özellikle son zamanlarda bu tarz parfümler bana oldukça da çekici gelmeye başladı. Parfümüm çok fazla bağırmıyor. Usul usul kendini hissettiriyor ama hissettirdiğinde de ten kokumla birlikte karışarak çok daha çekici bir hal alıyor. Ve son olarak bana şampuan kokusu, duş jeli kokusu, hatta deterjan kokusunu da anımsatan tertemiz bir parfümden bahsedeceğim. Moschino Toy 2. Böyle oldukça sevimli, oyuncak gibi bir şişesi var. Ben bu tarz şişeleri nedense pek ciddiye alamıyorum. Sanki bu tarz şişelerin içinden çok böyle hani
farklı bir şey çıkmayacakmış veya iyi bir şey çıkmayacakmış gibi bir hisse kapılıyorum. Bu parfümü de kokladığım zaman çok şaşırdım çünkü bu tarz temiz ve ferah bir parfüm beklemiyordum. Parfümün açılışında özellikle yeşil elma ve mandalinayı hissediyorsunuz ki yeşil elma oldukça belirgin bu parfümde. Orta notalarda daha böyle çiçeksi bir kimlik var. Özellikle hani seçebildiğim manolya, alt notalarda ise oldukça belirgin bir misk var. Bu parfümün içerisinde meyvelerden gelen hafif de bir tatlılık var. Şampuanları, duş jellerini, hatta denettiğim çoğu kişiye yeşil elmalı deterjanları anımsatıyor. Bana Bayeau de Blanche tarzında bir parfüm gibi geliyor. Bayeau de Blanche'ı da daha önce size galiba birkaç kere anlatmıştım. Onda da genelde böyle bir deterjan temizliği kokusu hissediyorum ben. Eğer o parfümü seviyorsanız bu parfüme de bir göz atabilirsiniz diye düşünüyorum. Bu arada performans olarak kendi tecrübem 6-7 saat civarında, yayılımı da ortalama diyebilirim. Bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Siz bu parfümler hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıdaki yorumlara yazarsanız sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.